Merhaba arkadaşlar, ben Gülsem. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bizler bugün sünger pastası yapıyoruz. Canımız tatlı istedi, bunu yapalım dedik. Şimdi 4 yumurta ile 1 su bardağı şekeri mikserle çırpacağız. Bak. Evet arkadaşlar, mikserle çırptık. Bizim sultan pastamızın, pan İspanyası'nın ilk bölümü bu. Yumurta. Sünger pastamızın ilk bölümü bu. Pardon. Yok öyle bir şey. Sultan nereden çıktı? Sünger. Bugün komşumuz gelmişti. İsmi Sultan. Nereden? Yarım su bardağı süt katıyoruz. Arkadaşlar. Hafif bir karıştıralım. Tamam. Bir buçuk su bardağı un. Bir kabartma tozu karıştırdık. Onu döküyoruz. İsteğe bağlı vanilin de katabilirsiniz. Bir mikserle bir daha geçelim. Batıyoruz. Mikserle bir karıştıralım. Sesi rahatsız etmesin. Biz tepsimizi yağladık, unladık, fazlalık ununu aldık gördüğünüz gibi. İsterseniz kelepçeli, eğer varsa kelepçeli kek kalıbınız, onu da kullanabilir. İçine yağlı kağıt koyarsınız. Onu da öyle kullanabilirsiniz. Biz böyle kullanıyoruz. Bizim kelepçeli kek kalıbımız yok, bunu kullanıyoruz. Bundan da güzel oluyor. Biz de oluyor. Evet. Biz bununla yapıyoruz. Eskiden annelerimiz böyle yapıyordu. Şimdi arkadaşlar bunu güzel sünger pastamızın pandispanyasını 160 derecelik önceden ısıtılmış fırına vereceğiz. Orada pişecek. Götürüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi 160 derece. Yarım bardak su bardağı. Toz şeker. Arkadaşlar yarım su bardağı toz şeker. 1 su bardağı su. Şimdi burada şeker eriyinceye kadar. Şeker eriyinceye kadar mıydı? Evet. Yani kaynamasına gerek yok. Yok, gerek yok. Tamam. Şeker eridi mi alacağız zaten işte. Tamam. Sünger pastamızı ıslatmak için, pandispanyayı ıslatmak için yarım bardak şeker, 1 bardak su. Şeker eridi mi şerbet hazırlıyoruz. Şeker eridi mi kapatacağız. Kaynatmayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şeker su ısınınca altını kapattık. Şimdi çok az bir şekeri vardı. O da eridi. Kalmadı şeker içinde. Bu kadar. Bu şerbeti olacak onun. Islatmak için kullanacağız. Arkadaşlar kremasını hazırlıyoruz. Bir paket krem şanti, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı labne peyniri koyarak bunu mikserle çırpacağız. Sütü de ekleyelim. Bunu mikserle çırpalım.
Bu kadar da labne peynir kullanıyoruz. Şimdi bunu mikserle çırpalım biz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, çırptık ve böyle oldu. Şimdi bunu dolaba koyacağız. Kekimiz çıkıp soğuyana kadar bu da dolapta kalacak. Pandispanya. Kek. Ne derseniz. Dolaptan çıkınca bunu da çıkaracağız. Fırından çıkıp soğuyunca bunu da dolaptan çıkaracağız. Bu da o zamana kadar soğumuş olacak. Hadi bakalım dolaba. Evet arkadaşlar, pandispanyamız oldu. Yani kek, pandispanya, ne derseniz pişti. Şimdi bunun soğumasını bekliyoruz. Soğuyunca kremasını falan süreceğiz. Pastamızı yapacağız. Sünger pastamızı. Arkadaşlar biz pandispanyamızı kestik, ayırdık. Soğuyunca şimdi şerbetiyle ıslıyoruz. Şu yarım bardak şeker ve bir bardak suyla hazırladığımız. Onunla ıslatıyorum. Sünger pastamız bizim. Denesinler, çok güzel oluyor. Hem kolay hem güzel. Yani hafif de. Çok hafif gerçekten. Yapımı da kolay, zor değil. Evet. Bunu da ıslatıyoruz. Hazırladığımız o krem şanti. Krem şanti, labne, peynir, sütle hazırladığımız krema. Yani dolapta beklettik şimdiye kadar. Şimdi dolaptan çıkardık. Arkadaşlar isterseniz içerisine meyve de koyabilirsiniz. İstediğiniz meyveyi koyabilirsiniz. Ceviz kırığı. Ceviz kırığı da koyabilirsiniz. Fındık kırığı koyabilirsiniz. Zevkinize bağlı. Ne istiyorsanız onu yaparsınız. Biz bir şey koymayacağız. Sade yapacağız. Ağır olmasın diye. Yani o zevkinize kalmış bir şey. İstediğinizi koyabilirsiniz. Biz sade seviyoruz. Sade yapacağız. Ya çocuğun karalama defteri de kalmış orada. Poyraz'ın mı? Hı. Yeğenim. Hı hı. Gelmişlerdi ya. Hı. Unuttu demek götürmeyi şurada. Evet. Yok değil. Burada kalsın dedi. Öyle mi? Ağır geldiklerine burada. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bütün kremayı üzerine koyduk. Şimdi üstünü kapatacağız. Arkadaşlar böyle sünger pastamız. Bunu dilimlere ayırarak alıyoruz üzerine. Ben o bölümde açtığımı zannettim. Kamerayı açmamışım, kusura bakmayın. Dilimlerle kaldırabiliyoruz. Öyle getiriyoruz buraya. Çok yumuşak. Hemen kırılabiliyor. Fark etmez gerçi, kendimiz yiyeceğiz. Dolapta dinlenmesi lazım. Dolapta en az 2 saat dinlenmesi lazım. Hatta bir gün durursa çok daha güzel olur. İnşallah sizler de yapar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla yersiniz ailece. Yapmanızı isterim. Şimdiden yapacak olanlara
afiyet şifa olsun. Sağlıkla tüketsinler. Ailece birlik beraberlik içerisinde. Bizleri izlediğiniz için Allah sizden razı olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğen atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, huzurlu ve sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.